İnsan eşine karşı nasıl davranmalı? Hocam, bu konuyla devam eder misiniz hocam? Oradan bağlayın hocam inşallah. Bağlıyorum inşallah. Özellikle cinnet sebeplerden dolayı. Evet hocam. Şimdi Evet hocam. sadece hani şöyle bir ifade var. İşte eşinden dolayı adam cinnet getirdi. Ya adam niye cinnet getirsin birden? Şimdi bazı kadınlar vardır. Bir iki ifadeyle adamı zıplatır. Yani zıplatır ama adam sabreder. Sabreder, sabreder. Senelerce. En sonunda adam, yani o kadın öyle bir ifade kullanır ki, kadın öyle bir ifade kullanır ki dayanamaz adam. Gerçekten cinnet getirir. Hele o evde, o ailede düşünsene. Yani o evde hiç Kur'an yok yani. Namaz da yok. Hani biz her şeyin, neden her şeyi namaza bağlıyoruz hocam? Her şeyi Kur'an'a neden bağlıyoruz? Her şeyi Allah'a neden bağlıyoruz? Huzur orada şimdi. Huzur İslam'da çünkü. Helal. Tek çaremiz. Kulup buyuruyor, Allah buyuruyor. Evet. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Aynen. Başka yol yok yani. Aynen, başka yol yok. Allah. Şimdi bütün programda, her yerde, bütün programda hep Allah, Kur'an, kitap, namaz. Hayatımız bu. Dünyanın kuralı bu. Allah-u Teala dünyayı bu şekilde yarattı yani. Bütün insanlar bu şekilde yaşamak zorunda. Bütün insanlar yaşamak zorunda. Bütün Müslümanlar özellikle yaşamak zorunda. Şimdi bu şeyle alakalı yine Bali Hanım'ız. Erkek aslında evde nedir? Bir idarecidir. Evet. İdareci görevindedir. Erkek evin idaresi, evi yönetir. Hanımıyla istişare ederek tabii ki. İdareci ne demek? Çocuklarını yetiştirmek demek, eşini yetiştirmek demek. Ben hocamdan şöyle bir ifade duymuştum. Bir evde ne olursa olsun bir kavga oluyorsa, gürültü oluyorsa, boşanma oluyorsa ama kadın ona göre ne kadar suçlu olursa olsun o evde suçlu olan idarecidir. Yani erkektir. Aynen. Yani eşini yetiştirememiştir. Eşini ne kadar kabahat olursa olsun suçlu erkektir. Eşini yetiştirememiştir. Ayette bile Allah buyuruyor ya, bak zina ayetinde Allah-u Teala ayet. Zaten bu genelde bu tartışmalar hep zinadan dolayı oluyor eşler arası. İşte başka kadınlarla muhasın münasebet. Bu ayette bile ilk önce erkeğe uyarmıştır. Evet. Diyor ki, ey Habibim, o erkeklere, sana inanan erkeklere, ümmetin erkeklerine söyle, gözlerine harama bakmaktan sakınsınlar. İlk ayet, sonra arkasından kadınlara uyarıyor Rabbimiz. O ayet-i kerimenin devamı, kadınların örtüsü falan onunla alakalı devam ediyor. Ama biz evin idarecisi olarak kendimize çeki düzen vermezsek, hem ibadetlerde hem fiziki hem kelime olarak kendine çeki düzen vermezsen eşinden aynı şeyi bekleyemezsin. Bir ayet-i kerime daha var. Bu biraz ağır olacak ama bu ayet okuyacağız. Diyor ayet-i kerimede, zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla evlenebilir. Bu ayet-i kerimeyi hiç duydular mı? Araştırsınlar, bulurlar. Ya ben çok namuslu bir kadın aldım, evlendim ama sen gittin erkek olarak, evin reisi olarak başka bir kadından münasebet kurdun. Sen öyle bir hata yaptın ki senin hanımın da aynı hata yapacak ileride belki. O yaptığı zaman ne oluyor? Namus meselesi. Sen yaptığın zaman, ya biz erkeğiz, öyle değil. Yapmayacaksın. Eğer sen aileni muhafaza etmek istiyor isen erkek olarak o idarecilik görevini güzel yapman lazım. Her konuda güzel idareci olacaksın yani. Dedim ya, kelimelerle, ifadelerle sen güzel örnek olacaksın hanımına. Namazınla, ibadetinle, Kur'an-ı Kerim'inle. Ya hocam benim hanım hiç namaz kılmaz. Sen kaç rekat kılıyorsun? Benim hanım hiç sen kaç kere Kur'an-ı Kerim okudun hayatında? Benim hanım eline tesbih almıyor. Sen tesbih aldın mı kardeşim? Benim bir tane mübarek arkadaşım var. Hep böyle hanımını uyarır böyle. Kızar. Sen namaz kılmıyorsun, sen etmiyorsun. O yapıyor. Ama onun uslubu farklı. Çok sert. Herkese karşı. Ya diyorum ki sen yap. O seni taklit edecek. Sen onu uyarma ya. Sen evde otur, tesbihini çek. O telefondan bile geliniyor. Bırak ilgilensin. Sen namazını kıl. O kılmıyor mu? O seni taklit edecek zaten. Ama kızarak, bağırarak olmaz bu işler. Daha çok soğuk. Sevdirerek. Evet. Biz de idareci olarak erkekler, eğer bir ailede huzur istiyor isek, Allah'ın emirlerini güzelce yerine getireceğiz ve o idareciliği de güzel sahip çıkacağız. O zaman çocukların, eşin seni takip edecek zaten. Evet hocam, ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Yani daha buyurun hocam. Söyledi ya, uslukla alakalı. Aslında en önemli ifade bu. Türkiye'mizde de aileler arasında da en büyük sorun da bu. Uslup farkı var. Şimdi bir erkek gerçekten sadece çocuklarını yetiştirmemesi lazım. Erkek idareci olduğu için
Allah-u Teala onu idareci yaratmış. Sen idarecisin demiş hanımın üzerinde. Hanımını, çocuğu yetiştirdiği gibi hanımını da yetiştirmesi lazım. Şimdi hanım öyle bir ifadeyle kullanıyor ki adam zıplıyor. Niye zıplıyorsun? Sen onu işte bak adam bilmiyor bunu. Niye? Çünkü medrese hayatı görmemiş hocam. Medrese hayatı yok. Kur'an hayatı yok. Bir şey yok. Normal dümdüz hayat yaşıyor. Şimdi bu adam nasıl yetiştirsin eşini? Sadece normal düz bir hayat yaşıyoruz. Bu sefer anlaşamıyorlar. Şimdi erkek gerçekten uslubunu güzel kullanırsa eşine doğru sıkıntı yok. Kadın da kocasına doğru uslubunu kızarken bile uyarırsa, ikaz ederse, uslubunu güzel kullanırsa cinayetlerin bile yani %50 düşeceğine inanıyorum. Niye? Adam karısı öyle bir ifade kullanıyor ki adam ne yapıyor? Nefis yapıyor. Öyle bir kızıyor. Daha dün izledik. Her gün bir kadın cinayeti oluyor. Neden? En son erkek cinayeti olmuştu. Erkek tabii. Yok erkek cinayetine de geleceğim. Yani sadece kadın. Yani. Kadın cinayeti değil. Kadın diyoruz ama. Çocuk. Kadınlara cinayeti. Annesini babasını öldürüyor. Bu da var. Ya geçen hafta konuşulan konularda annesiyle beraber gidiyor. Kendi çocuğunu gömmüşler değil mi mezarda? Evet. Canlı canlı. Canlı canlı. İki günlük, üç günlük bebeği hocam. Allah muhafaza eylesin ya. Yani. Allah muhafaza eylesin. Buyurun hocam. Yani bu gerçekten hani en sağlam adam bile yani en imanlı namazını kılar, Kur'an'ı kurar, her şeyi yapar. Ama işte kadın nefsi var ya bir de erkeğin nefsi var. Erkek de ne yapıyor? Dikiliyor orada. Yani ben erkeğim. Sen erkeksin ama idarecisin yani burada. Sen erkeksin diye horoz gibi eşine dikilmemen lazım. Dışarıdaki kadınlara böyle kedi gibi oluyorsun. Eve geldiğinde eşine horoz gibi dikiliyorsun. Uslup farkı yok, bir şey yok. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım burada. Evet hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.